Merhaba, ben Oğuz Sasi. Bu videoda da size sürekli her Allah'ın günü cep telefonlarımıza gelen aptal aptal SMS reklamlarından bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi firmalar gidiyorlar böyle çeşitli reklam ajanslarıyla anlaşıyorlar. İşte böyle ondan sonra bütün bu... ayağım takıldı. İşte ne yapıyorlar? Bu reklam firmalarıyla anlaşıyorlar falan. Sizin cep telefonlarınızı alıyorlar. Sürekli olarak böyle reklamlar gönderiyorlar. İşte ne bileyim. Bugün 3 tane kaşarlı kuşbaşılı nedir lan öyle lahmacun salamından pide mi söylüyoruz ya? Dünyaca ünlü pizza firmaları işte. Valla Türkiye'de falan böyle pizza yapıyorlar. Ben de anlamadım yani. Neymiş efendim? 37.90'mış da bilmem neymiş de. Ulan 40 lira işte. Desenize şuna nedir? 40, 37.90 bilmem ne. Yani bunun reklamını yapmaya gerek yok ki. Zaten 3 tane boktan ufacık pizzanın zaten 40 liradan ucuz olması gerekiyor yani. Maliyeti nedir ki bunun? Sinirlerim bozuluyor ha. Sinirlerim bozulduğu zaman neler olacağını biliyorsunuz değil mi? Ulan bu arada geçen sene bir tanesinden sipariş verdim. Sipariş verdim. Eve geldi herif. Elinde 3 tane pizza var falan. Uzatıyor böyle. Dönerli pizza tabii ki her zaman olduğu gibi Türkiye'de falan böyle kuşbaşı döner bilmem ne. Adam lahmacunlarınız hazır dedi. Yani çalışanları bile artık bu pizza firmalarının Türkiye'deki pizza yaptıklarına inanmıyorlar. İsim vermiyorum za. Böylece telif atamıyorsunuz. Neyse konumuza devam edelim. Aradım bunlara iptal edin dedim. Biz iptal etmiyoruz. Cep telefonu firmasını arayacaksınız dediler, tamam mı? Ben de bundan 2 ay önce biliyorsunuz Yunav yayınımda 2-3 ay önce falan Avaya'yı aradım. Dedim ki şunu 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 iptal edin. Ulan bir tanesinden kurtuluyorum bir tanesi atıyor. Her Allah'ın günü pizza mı yiyek yani? Neyse tamam her şey çok güzel giderken. Hani bu boktan ürünler satan boktan ufak marketler var ya onlardan bir tanesi bu sefer dadandı son 2-3 gündür falan. İşte diyor ki bugün diyor 10 kilo diyor deterjan diyor şu kadar diyor. Ulan 10 kilo deterjan ne yapayım ben? İşte 6 tane efendim kangal sucuk diyor bilmem ne lira diyor. Ulan arkadaşlarla falan mangala da gittiğim yok. Mangala giderken de zaten 6 tane de sucuk alınmaz. Çüşam. Neyse işte böyle salak salak SMS'ler. Yani insan 40 yılda bir tane şöyle bir SMS bekliyor. 250'li çilek aromalı prezervatif bugün sadece 5 TL. Bugün Domaltan Bey Genel Efendi'den kapıda ödemeli, kapıda görme ve gömmeli 3 tane Rus size bedava. Hani biz böyle SMS'ler bekliyoruz falan. Bu herifler bize kalkıp işte bugün 36'lı bilmem ne tuvalet kağıdı bilmem ne lira. Aptal aptal. Ne yapalım yani evden birdenbire böyle fırlayıp da gidip tuvalet kağıdı mı almaya koşturalım yani? Yani sonuç olarak kardeşim ben 2 ay önce, 3 ay kadar önce demin de dediğim gibi işte bu Yunav'dan falan düzeltmeye çalıştım biliyorsunuz bu durumları falan. Canlı yayında hemen dediler ki evet şundan 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 mail gelmeyecek diye. Fakat onları kapattım bu sefer de şundan bundan bundan mail gelmeye başladı. Şey SMS gelmeye başladı. Bir ara bunun yasaklanacağını falan söylemişlerdi ama yasaklanmadı yani. Salak salak hala devam ediyor. Hepimiz çekiyoruz valla. Valla işte devlet el atacak falan dendi ama devlet çok güzel el attı. PayPal gitti. SMS reklamlarına devam aynen. Telefonla arıyorsun herifleri, bana bir daha reklam gönderme diyorsun herifler. işte hangi firmaları istersiniz? İşte hangi firmaların size reklam göndermesini istersiniz peki diye geri zekalı bir cevap veriyorlar kardeşim çıldıracağım. Hadi bay bay görüşürüz. La 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 la.